Allahla insan ilişkisini belirlemede insanın çevreyle münasebetinin konumu çok önemlidir. Bir de bunun tam tersi de mümkündür. Yani insanın çevresiyle münasebetini insan Allah ilişkisini konumlandırmak da belirler. Yani bunlar ikisi karşılıklı olarak birbirini belirleyen şeylerdir. Bunun için tarihin bütün dönemlerinde hem bütün dinler hem de bütün felsefi okullar akımlar bir şekilde çevre doğal çevreyle ilgilenmişlerdir. Tabi çevre meselesini teolojiden bağımsız ele almak imkansız olduğu gibi, ama bugünkü problematik haliyle de e, dinlerin ve geçmişteki felsefi akımların okulların bu meseleye çözüm üretmesini beklemek de insafsızlık olur. Peki şimdi şöyle bir şey sorulabilir: e, çevre meselesiyle ilgili naslara dayanarak yapılan birçok yorumlar var. Fakat burada şunu söylemek gerekir: çevre meselesiyle ilgili Kur'an naslarına, hadis-i şeriflere dayanarak e, yapılan yorumlar veya ortaya koyulan çözümler yani bugünden naslara bakıp bu yoluyla oralardan e, çözümler e, üretme şeklinde elde edilmiş neticelerdir. Çevre meselesinin epistemik diğer kaynağı olan felsefede de aynı şey geçerli. Mesela Aristo'nun hayvanların varlık amacı insanlara hizmet etmektir şeklindeki sözü bağlamından kopartılarak yani bu mesele yani çevre, insanın çevreyle ilişkisi, doğal çevrenin durumu bağlamında söylenmiş, sadır olmuş bir söz değil. Fakat bugünden o günkü metinlere bakarak yani çözüm arayan bir gözle tetapu ederek elde edilmiş ve bağlamından kopartılarak bu anlamda kullanılmış bir cümledir.